Mimar Sinan bunu yaparken emin olun hiç sevmedi. İstemeye istemeye yaptı. Yarın akıllının biri kalkar, ben bu minarelerden rahatsız oldum der ve bunları yıkmaya kalkarsa Allah göstermesin, bu muhteşem eser minareler tarafına doğru akıp gidecektir. Osmanlı padişahları içinde en sevdiğiniz, şöyle bir 10 tanesini sayın desem, 36 padişah içinde 10 tanesine. Bu Ayasofya binası ayakta kalsın diye emek vermiş 3 adam var ki muhtemelen çoğunuz o 3 ismi saymazsınız. Mimar Sinan o geniş Osmanlı coğrafyası üzerindeki nice taş yataklarını görüyor, inceliyor, tutanakları kendisine geliyor. O da onları alıp bir şekilde değerlendiriyordu ve olması gereken yerlerde bunları kullanıyordu. Fatih'in İstanbul'u fethettiği salı günü herkes heyecan içerisinde. Bu devasa yapıyı herkes biliyor, herkes uzaktan asırlardır seyrediyor ve bunun içinde namaz kılmak, hele bir cuma eda etmek için can atıyor. O gün şehir alınmış, cuma gününe, cuma namazına sadece 3 gün var. Acaba Ayasofya cuma ibadetine yetişecek mi? Bir devletin başkentinin ulu camisinde namaz kılınmıyorsa, hele cuma eda edilmiyorsa, cuma hutbesi okunmuyorsa o devletin bağımsızlığından söz edilemez. İkinci Selim ölüp de yapı eksik kalınca yapının eksiklerini onun oğlu 3. Murat tamamlamıştır. Baş mimar hala hayatta olan Mimar Sinan'dır. Müezzin mahfilleri de yine onun sanatından ve emrinden geçecektir. Ayasofya dediğimiz zaman aklımıza bir sürü isim gelir. Konstantinler, Theodosiuslar, Justinianuslar, Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmetler, Kanuniler, 1. Mahmutlar, 2. Selimler. Akla en az gelecek isimlerden bir tanesi şüphesiz Mimar Sinan'dır. Halbuki Mimar Sinan olmasaydı bu muhteşem yapıyı şu 2000'li yıllarda aramızda görmemiz pek mümkün olmayacaktı. Mimar Sinan 2. Selim'in emriyle bu esere dokunmuş ve bu eserin günümüze kadar ayakta kalmasını sağlamıştır. Peki bugünün Ayasofya'sında Mimar Sinan'ı bize hatırlatan izler var mıdır? Elbette vardır. Hazırsanız Ayasofya Camii içinde bulunan Mimar Sinan'ı bize her şeyle hatırlatan tam 7 izi görmeye başlıyoruz. Bir, eğer onları inşa etmeseydi Ayasofya çoktan yıkılmıştı. Uçan payandalar. Arkamda Ayasofya Camii üzerindeki Mimar Sinan'ın en önemli damgalarından, mühürlerinden biri var. Ama Mimar Sinan bunu yaparken emin olun hiç sevmedi. İstemeye istemeye yaptı diyebiliriz. Nedir bunlar? Uçan payandalar. Yani bir yapıyı yüzyıllarca ayakta tutacak asıl taşıma unsurları. Niye sevilmiyor? Yapıyı çirkin gösterdiği için. Yapıyı gölgeledi, örttüğü için. Mesela bir gün yolunuz Fransa, Paris'e düşerse, o Orta Çağ Avrupa'sının en meşhur katedrallerinden Notre Dame Kilisesi'ni görürseniz, cep telefonunuzdan açıp şimdi bakabilirsiniz. Kirpi gibi bir yapı göreceksiniz. Neden? Çünkü Orta Çağ'da, o yüzyıllarda o kadar devasa büyük bir yapıyı ayakta tutamayacaklarını iyi bilen mimarlar, o korku ve endişeyle yapının dört bir yanını uçan payandalarla çevirmişler. Payanda nedir? Hani burada bir duvar var. Bu duvar yıkılmasın diye o duvarı tutan bir ayak düşünün, destek. Bu desteğin bina ile arası boşsa, havada durduğu için boşlukta, ona sanat tarihinde uçan payanda ismi verilmiştir. Bahsettiğim Notre Dame, Viyana'daki Saint Stefan ya da Paris ya da Almanya Köln'deki Dom ve diğerleri. Hepsinde aynı çirkinliği görürsünüz. Dört bir tarafı payandalarla çevrilidir. Bu çirkinlik göze batmasın diye payandaları süslemek durumunda kalmışlardır. Halbuki Mimar Sinan'ın ne Süleymaniye'sinde, ne Edirne Selimiye'sinde, ne Şehzade Camii'nde, o devasa yapıların hiçbirisinde bir uçan payanda göremediğiniz gibi yapıyı ayakta tutan, o kubbeleri ayakta tutan dev payeler bile gözlerden hem içeride hem dışarıda ustaca saklanmıştır. Ama Mimar Sinan Ayasofya konusunda çaresizdir. Çünkü Ayasofya milattan sonra 500'lerde Justinianus tarafından yaptırılmıştır. Ve o dönemin mimarisinde hem de bazilikal planda bir yapıya dev bir kubbe oturtmak
pek akıl işi değildir. Kubbe birkaç defa tamamen, defalarca kısmen çökmüş ve yanlarda yarım kubbeler olmadığı için ana kubbenin baskısı ile yanlarda patlamalar söz konusu olmuştur. Mimar Sinan bunu engellemek için özellikle Ayasofya Camii'nin kıbleye doğru sağ ve sol tarafına, mesela sol tarafı derken bahsettiğim cephe bu cephe. Bu cephelerde kubbenin buralara yan baskısını engelleyebilmek, taşınabilmek için bina büyüklüğünde dev ayaklar koymuştur. İşte o ayaklardan bir tanesi, bir diğeri ve bir diğeri burada durmaktadır. Bu dev küfeki ayaklarla yapıyı çepeçevre dört bir yandan sarmıştır ve bu 30 civarında ayakla Ayasofya'nın ömrüne ömür katmıştır. 2. Hiçbir zaman yapmak istemediği o şeyleri inşa etmek zorunda kaldı. Kalın minareler. Ayasofya Camii dediğimiz zaman aklımıza gelen Mimar Sinan'a ait en önemli eserlerden biri şüphesiz arkadaki bu iki minare. 2. Selim'in emriyle Ayasofya Camii A'dan Z'ye tamir alınmıştı. Ve bu tamiratı elbette dönemin ünlü mimarı Mimar Sinan yapacaktı. Mimar Sinan esere muhteşem şekilde dokunmuştu. Bu dokunuşlardan bir tanesi de iki minareydi. Ben bazen gruplarla Ayasofya'ya gelirim. Şu an bulunduğumuz yerde dururum ve gruba aslında çok dikkatli düşünülerek cevap bulunacak şu soruyu sorarım. Siz Kanuni Sultan Süleyman'sınız. Atınızın sırtında Ayasofya Camii'ne cuma namazına geldiniz. Burada atınızdan indiniz ve başınızı çevirip Ayasofya Camii'ne şöyle bir baktınız. Kaç minare görürsünüz? Tabii herkes bir düşünür. Konuyu iyi bilenler hemen atlarlar ve doğru cevabı verirler. Sadece iki. Çünkü Ayasofya Camii'nin dört minaresinden Tuğla Minare Fatih Sultan Mehmet, arkasındaki beyaz küfeki oğlu 2. Bayezid'in, bu arkamda gördüğünüz iki kalın minare ise 2. Selim'in emriyle Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Burada kafa kurcalayan ilginç bir hadise var. Neden bu kadar kalın? Diyeceksiniz ki işte minare kalını var, incesi var. Öyle değil. Mimar Sinan ince minare seven bir insan. Kalın minare sevmiyor. Sen nereden biliyorsun? Mimar Sinan'ın kendi ağzından biliyorum. Tezkiretül Bünyan adlı kitabında tutmuş Edirne'de kendi yaptığı ustalık eseri Selimiye'yi anlatırken Selimiye'nin dört tane minaresi vardır. Gövdeye bitişik olan iki minarenin kapısını açtığınız zaman içeri doğru üçlü merdiven sistemi vardır. Üç merdiven helezonik bir şekilde yukarı doğru çıkar ve üç ayrı kişi o merdivenlerden yukarı çıkarken birbirlerini görmezler. Ben iki defa çıktım o minarelere ve birinde üç kişi çıktık, birbirimizi görmeden çıktık. Birbirimizin sesini duyduk. Mimar Sinan o minareyi anlatırken diyor ki eserinde, 2. Murat döneminde yine Edirne'de yapılmış üç şerefeli camii var. Onun minaresi de üç yollu. Diyor ki üç şerefelinin minaresi de üç yolludur. Ama kule gibidir diyor. Yani kalındır diyor. Benim minarelerim, yani Selimiye'nin minareleri üç yolludur, kalem gibidir diyor. Buradan anlıyoruz ki Mimar Sinan ince minare seviyor. Peki Ayasofya'nın minaresini neden bu kadar kalın yapmış? Araştırıyor ve hayretler içerisinde kalıyoruz. Bakın, bu yapıyı, bu hastalıklı yapıyı ayakta tutabilmek için Mimar Sinan etrafına 30 civarında uçan payanda yaptırmış bir kişi. En az payanda koyduğu yer ana giriş kapısı. Yani şu minarelerin bulunduğu kapı. Neden? Orada Justinianus döneminden kalma 3 kemerli kapı var. Sen oraya uçan payandalar koymaya kalkarsan kalın kalın kapılar kapanır. Oradaki görüntü bozulur. Bunu yapamamış. Yapamayınca binayı tutsun diye 2 kalın minare oraya yerleştirmiş. Yani anlayacağınız o minareler aynı zamanda Ayasofya binasını ayakta tutan muhteşem birer iki uçan payanda. Yani yarın akıllının biri kalkar, ben bu minarelerden rahatsız oldum der ve bunları yıkmaya kalkarsa Allah göstermesin, bu muhteşem eser minareler tarafına doğru akıp gidecektir. 3. Antik Roma'nın en önemli hastanesinden bunları da getirtti. Mermer küpler. Ayasofya Camii içerisinde insanı şaşırtan detaylardan biri de arkamda gördüğünüz bu küpler. Küpler diyorum, bir tanesi burada, birebir aynısı da hemen az ileride durmakta. Bu küpler aslında Osmanlı döneminde yapılmış, imal edilmiş şeyler değil. Bunlar Roma döneminden kalma. Hatta Hristiyan Roma değil, Pagan Roma döneminden kalma. Ama Mimar Sinan bu küplerden haberdar oluyor ve bulundukları yerlerden bunları bir güzel alıp getirip buraya Ayasofya Camii içine konduruyor. Normalde Ayasofya Camii'nin
en teferruatlı tamiratı 2. Selim'in emriyle Mimar Sinan tarafından yaptırılıyor. Daha sonra ne oluyor? Daha sonra tabii 2. Selim çok genç bir yaşta erkenden ölüyor. 8 yıllık saltanatının sonunda 1574'te öldüğünde Ayasofya'nın o uçan payandaları, dış dayanakları falan yapılmış, temelleri sağlama alınmış ama iç teşrifatı eksik kalmış. Nedir bunlar? Mihrap, minber, müezzin mahfilleri ve arkamdaki küp gibi bir takım detaylar. Peki bu küpleri Mimar Sinan nereden getirtmiş? Bugün İzmir'e bağlı Bergama'dan, yani Bergama'da bulunan Pergamon harabelerinden. Antik Roma dünyasında Roma İmparatorluğu'nun yeryüzündeki 3 büyük hastanesinden biri Asklepion Hastanesi'ydi. Bugün hala eğer yolunuz bugün Bergama'ya düşerse yukarıda şehrin merkezi olan Akropol vardır. Bir de Akropol'ün altında aşağıda Asklepion yerleşimi vardır. Roma'nın o meşhur hastanesi. İşte o hastanede bulunuyormuş bu iki küp. Tabii içine şarap mı koyuyorlardı yoksa şifa niyetine iksirler mi koyuyorlardı bunu bilmiyoruz. Bildiğimiz şey o antik dönem kalıntıları içindeki bu yapılar bir şekilde Mimar Sinan'a bildirilmiş ki bildiriliyordu. Mimar Sinan o geniş Osmanlı coğrafyası üzerindeki nice taş yataklarını görüyor, inceliyor, tutanakları kendisine geliyor. O da onları alıp bir şekilde değerlendiriyordu ve olması gereken yerlerde bunları kullanıyordu. 3. Murat döneminde bizzat padişahtan ferman çıkartacak. Onları alıp buraya getirtecek ve bunları caminin içine koyacak. Peki bu küpler Ayasofya Camii içinde nasıl bir fonksiyon eda edecek? Düşünsenize o yüzyıllarda yaşıyorsunuz. Osmanlı dönemi, Ramazan ayı burada teravih namazı kılınıyor gümbür gümbür. Ya da bir kandil akşamındasınız. Kadir gecesi, Berat, Regaib, Miraç ve buradasınız. Bir günlük kaza kıldınız, iki gün, üç gün can mı dayanır? Kalkıp geldiniz, bunun içine soğutulmuş şerbet doldurulmuş. Dikkatle bakarsanız küpün kenarlarında minik kurnalar var. Ve doldurup bir maşrapayı dikiyorsunuz, hadi ibadete devam. Belki hatırlarsınız, geçtiğimiz yıllarda Habertürk'te Öteki Günden programında Ayasofya'yı işliyorduk. O zamanlar burası müze, daha ibadete yeniden açılmamıştı. Ben orada bir şey söylemiştim, yapı ibadete açılırsa küpleri kendi yaptığımız gül şerbetleriyle doldurup ikram edeceğiz diye. Sözümü unutmadım. Açıldığında yoğun pandemi yasakları vardı. Sözümü yerine getiremedim. Bu küpler tarihi küpler. Muhtemelen şerbetle bana doldurtmayacaklar, farkındayım. Ama sözümü tutacak. Ayasofya Camii'nin kapısına pandemi süreci bittiğinde bir şerbet arabası dikecek ve gelen geçine inşallah ikram edeceğim. 4. Hayatı boyunca inşa ettiği en güzel ikinci türbe oydu. Sultan Selim'in mezar anıtı. Osmanlı padişahları içinde en sevdiğiniz, şöyle bir 10 tanesini sayın desem, 36 padişah içinde 10 tanesine. Bu Ayasofya binası ayakta kalsın diye emek vermiş 3 adam var ki muhtemelen çoğunuz o 3 ismi saymazsınız. Aklınıza bile gelmez. Kim bunlar? 2. Selim, 1. Mahmut, Sultan Abdülmecid. Koca bir Osmanlı tarihinde, evet bütün Osmanlı padişahları geldi Ayasofya Camii'nde namaz kıldı. Buralarda bulundu, burayı çok önemsedi. Ama 3 tanesi buraya ciddi emek verdi, burayı tamir etti ve böylece bu yapının bugünlere ulaşmasını sağladı. Ama en büyük yatırımı yapan, bu eser ayaktaysa ondan dolayıdır diyeceğimiz bir adam var. Sultan 2. Selim. Evet, arkamda gördüğünüz türbe Sultan 2. Selim'in türbesi. Ya da şöyle bir soru soralım. Televizyonda bir yarışma sorusu olsa yakışır. Ayasofya Camii'nin bahçesine ilk defnedilen kişi kimdir? Cevap yine Sultan 2. Selim. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu seferlere çıkmadı. 8 yıllık saltanatı vardı. Yani babasının neredeyse 5'te 1 kadar tahta kaldı. Sefere çıkmadığı için onu pek sevmedik. Oryantalist kaynakların da etkisiyle taşladık da taşladık. Halbuki Edirne Selimiye Külliyesi'nden Kabe'yi çeviren revaklara kadar nice muhteşem eser 2. Selim tarafından yaptırılmıştı. Ve Ayasofya Camii'ne yine onun emriyle dokundu Mimar Sinan. Mimar Sinan Ayasofya'ya dokunurken muhteşem izlerden birini de onun türbesiyle bıraktı. Sultan 2. Selim ölürken madem Ayasofya'ya bu kadar yatırım yapmış bir kişiydi, ölünce onun bahçesine defnedilmeliydi. Fatih Sultan Mehmet'in camiye çevirmesinden bu yana hiç kimse Ayasofya Camii bahçesine defnedilmiş değildi. O bir ilk olacaktı.
Ve 1574'te vefat ettiğinde türbesini Mimar Sinan yapacaktı. Normalde vefat ettiğinde kural nedir? Padişah hayattayken kendi türbesini yaptırmaz. Büyük ayıptır. Kim yapar? O öldüğünde çadıra defnedilir. Daha sonra üzerine türbeyi işte dönemin mimarı oğlunun emriyle yaptırır. Yerine geçen oğlunu. Elimizde muhteşem bir çizim var. Ayasofya Camii gözüküyor. Önünde kocaman bir çadır var. Çadırın içinde II. Selim'in türbesi var. Ve Mimar Sinan üzerine türbeyi yapmaya çalışıyor. İşte aynen orada da görüldüğü üzere Mimar Sinan önce buraya bir çadır kuruldu. II. Selim içine defnedildi. Daha sonra çadır söküldü ve üzerine bu muhteşem eser inşa edildi. Saatlerce konuşacağımız özelliklere sahip bir yapı. Kubbesinden, kubbe içindeki malakarilerden, kapı kenarlarındaki paha biçilmez ve bir tanesi Fransa'ya çalınıp Paris'e götürülmüş Çin'i panolarına kadar. İçindeki sandukalarına, üzerindeki gümüş telli, Kabe örtülü puşudelerine kadar. Bir gün Ayasofya'ya gelmeli ve Ayasofya Camii bahçesinde Mimar Sinan'ın hayatı boyunca inşa ettiği en güzel 3 türbeden biri olan II. Selim'in türbesini görmelisiniz. 5. Ayasofya'nın son kıblegahını o yaptı. Mihrap. Ayasofya Camii'nin mihrabı asırlardır tartışıla gelmiş. Hangi konuda? Fatih'in İstanbul'u fethettiği salı günü herkes heyecan içerisinde. Bu devasa yapıyı herkes biliyor. Herkes uzaktan asırlardır seyrediyor ve bunun içinde namaz kılmak, hele bir cuma eda etmek için can atıyor. O gün şehir alınmış, cuma gününe, cuma namazına sadece 3 gün var. Acaba Ayasofya cuma ibadetine yetişecek mi? Herkesin aklında, herkes dediğim öylesin herkes değil, Nimel Ceyş, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisiyle müjdesine mazhar olmuş kutlu insanlar. Acaba bu cumayı biz Ayasofya'da kılabilecek miyiz? Olabilmesi için ne olması lazım? Hazırlık yapılması lazım. Yapı kiliseden camiye çevrilmesi lazım. Yani yapının şurasında bulunan ikonostasis duvarının sökülmesi lazım. Sonra kıblesinin tespit edilmesi lazım. Kıble yönüne bir mihrap oturtulması lazım. İşte bunların hepsi 3 günde yapılıp bitiyor ve Ayasofya cami olarak cuma günü Nimel Ceyş'e, Fatih ve Akşemseddin'in olduğu o kutlu toplulukla hazır hale geliyor. Tabi Fatih döneminde yapılmış olan o mihrap 3. Murat döneminde babasının başlattığı tamiratın devamında değiştiriliyor. Mimar Sinan buraya el atıyor ve şu arkamda görmüş olduğunuz mihrap buraya inşa ediliyor. Yani 1580'lerden günümüze burada aynı mihrap durmakta ve o tarihten bu yana Ayasofya Camii'ne gelmiş nice kutlu sima, nice tasavvuf büyüğü, nice alim kişi, namaz kıldıran hoca efendi bu mihrapta durmuş, burada insanlara seslenmiş, namaz kıldırmış ve Ayasofya ile beraber bütünleşmeye çalışmışlar. 6. Devletin bağımsızlık hutbesi asırlarca orada okundu. Minber. Camilerin içerisinde, cuma namazlarında cami görevlilerinin hutbe irade ettiği basamaklı, merdivenli kısma minber diyoruz. Ayasofya söz konusu olunca tabii ki onun minberi bir başka güzel olacak. Yapan adam Mimar Sinan olunca bambaşka güzel olacak. Bugüne kadar hayatımda binlerce cami, binlerce minber gördüm. Ve bu minberler içerisinde beni en çok etkileyen iki tanesi, biri Edirne Selimiye'ninkiydi ki hakikaten bir kuş kafesi gibidir. Yekpare taşlar öyle bir ajur tekniğiyle oyulmuştur ki şaşırır kalırsınız. Bakarken korkarsınız kırılacak mı o diye. Bir ikincisi Ayasofya Camii'nin minberidir. Tabii ki bu eseri Fatih Sultan Mehmet Camii'ye çevirdi. Fatih bu eseri camiye çevirirken içine bir mihrap, bir minber illaki kondu. Ama 3. Murat döneminde Mimar Sinan bunların tamamını yeniledi ve arkamda görmüş olduğunuz gayet yüksek formda görkemli minber 3. Murat'ın emriyle Mimar Sinan tarafından yapıldı. Yapı üzerindeki taş süslemeler, yapının basamakları, minberin yan aynalarındaki geometrik bezemeler, trabzanlarındaki işlemeler, hepsi birbirinden harika, birbirinden göz alıcı. Tabii burada insanı en çok şaşırtan ve hayretlere düşüren detaysa üzerindeki Kabe örtüsü. Bir dönem Medine'de Mescid-i Nebevi'de kalmış o zikzaklı yeşil Ayasofya'nın sancakları. Burada
hutbe irade etmek çok önemlidir. Çünkü burası Osmanlı Devleti'nin başkentinin Ulu Camisi'dir. Bir devletin başkentinin Ulu Camisi'nde namaz kılınmıyorsa, hele cuma eda edilmiyorsa, cuma hutbesi okunmuyorsa o devletin bağımsızlığından söz edilemez. Bağımsızlığın 3 simgesi vardır. Para bastırmak, nöbet vurmak ve şehrin başkentinin Ulu Camisi'nde hutbe okumak. İşte bu minber asırlarca Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığının simgesi olmuştur. 7. Ondan Ayasofya'ya tam 4 tane inşa etti. Müezzin mahfilleri. Ayasofya özel bir eser. Büyük bir mabet. Sıradan bir cami kesinlikle değil. Adı üzerinde. Ayasofya Camii Kebiri. Yani İstanbul'un Ulu Camisi burası. Normal bir camide bir müezzin mahfili olur. Ama söz konusu olan Ayasofya ise en aşağı 4 tane olmalıdır. Bu 4 müezzin mahfilinden bir tanesi büyük boyutlarda olacak. Diğerleri de küçük boyutlarda ona özel gecelerde destek olacaktır. İşte bu arkamda görmüş olduğunuz müezzin mahfili bizzat Padişah 3. Murat'ın emriyle yapılmıştır. Bizzat yapımda başına duran kişi kimdir? Tabii ki Mimar Sinan'dır. 2. Selim döneminde ana hatlarıyla yapı bitirilmiş. Ama 2. Selim ölüp de yapı eksik kalınca yapının eksiklerini onun oğlu 3. Murat tamamlamıştır. Baş mimar hala hayatta olan Mimar Sinan'dır. Müezzin mahfilleri de yine onun sanatından ve emrinden geçecektir. Bu gördüğünüz caminin büyük müezzin mahfilidir. Unutmayın bir camide genelde eğer büyük camilerse 3 mahfil yani balkon vardır. Padişahın namaz kıldığı hünkâr mahfili, kadınların namaz kıldığı kadınlar mahfili ve müezzinlere ait müezzin mahfili. Ana mahfil burada, arka tarafımızda, köşede, öbür köşede ve bu yanda olmak üzere tam 3 mahfil daha söz konusudur. Neden? Son yıllarda Türkiye'de meşhur olan bir teravih namazı geleneği vardı. Hatırladınız mı? Enderun usulü. Topkapı Sarayı'nda özellikle kılındığı için Enderun usulü denmişti. İşte o Enderun usulü teravih namazının belli rekatları arasında müezzinlerin koro halinde kasideler, ilahiler okuduğu o tarz Ayasofya'da zirvelere çıkıyordu. Nerede? Bu baş müezzin mahfili ve diğer üçü olmak üzere 4 mahfile müezzin grupları konuşlanıyor ve o geceyi o camide bulunanlara bambaşka yaşatıyorlardı. Bu sene Ramazan ayı Ayasofya'da bakalım bu mahfillerle nasıl geçecek. Mimar Sinan şüphesiz tarihin gördüğü en önemli mimarlardan bir tanesi. Yaptıklarıyla büyük, tamir ettikleriyle büyük, hayat kattıklarıyla çok büyük bir isim. Aslında biz onu hep böyle Şehzade, Süleymaniye, Selimiye'nin şahsında tanımaya çalışıyoruz. Aslında Mimar Sinan'ı Ayasofya gibi hastalıklı, sıkıntılı, problemli bir yapıya asırlarca hayat katmasıyla tanımamız önemli olacaktır. Ayasofya Camii'ne geldik ve Mimar Sinan'ın 7 muhteşem izini sizinle beraber bu tarihi yaşlı mabedin şahsında görmeye çalıştık. Sizler de gelin hem kendiniz görün hem de sevdiklerinize tek tek gösterin. Hoşçakalın.